Detaylı İncele kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta farklı güzel bir video olacak. Tarsus Kuşadası arası seyahat edeceğiz arkadaşlar. Git gel ortalama 2000 kilometre. Birazdan aracımızı fullleyeceğiz. Şu an kalan yakıt 174 kilometre. Ara ara yolda yol detaylarını vereceğim sizlere. Git gel ne kadar yaktı? Ortalama kaçla gittik? Ortalama yakıt değeri nedir? Hepsini tek tek anlatacağım sizlere elimden geldiğince. Yoldaki detaylara da değineceğiz arkadaşlar. Aracımız zaten biliyorsunuz 110'lu Connect ne yakar öğrenmiş olacağız ki birazdan arka bagajı da gösteririm arkadaşlar. Arka bagaj full dolu gideceğiz. Ortalama 6-7 kişiyle seyahat edeceğiz. Yani 2 kişi benim, annem, 2-3 tane de kardeşim var. Yani toplam 7-8 kişi seyahat edeceğiz. Bir de yüklü halde ne yakar? Tarsus Kuşadası arası detaylı öğreneceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an depoyu fullledim. 743 kilometre yazıyor ama bakmayın 743 yazdığına. Uzun yolda bu binleri görecektir. Çünkü daha önce deneyip test ettik. Fişi istasyonda unutmuşuz. Onu almaya gidiyorum. Zaten 174 kilometre vardı. Fulledik. Ne kadara fulledik? Fişimize detaylıca bakınca göreceğiz. Aldık. Hadi görüşürüz. İçinde zaten 170 kilometre vardı bildiğiniz gibi. Onun üzerine babamlar biraz daha gezip 293 TL'ye fullemişler. Yani ortalama 50-60 liralık benzin vardı. Şimdi mazot vardı. Yani 350 liraya fulledik. 46 litre mazot almışız. Demek ki içinde de 9-10 litre varmış. O da ne yapar? Aynen 60 lira civarı yapıyor. Doğrudur. Birazdan yola çıkacağız inşallah. Burada tribi de sıfırlayacağım arkadaşlar. Hepsini beraber göreceğiz. Şu an yakıt ortalaması şehir içi 6.7 gösteriyor. Şehir dışı uzun yolda ne kadara düştüğünü özellikle göreceğiz. Hani bu 4 litre 5 litre yakamazsın diyenlere özellikle inat göstereceğim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar mazotu fulledikten sonra pat diye pompa attığında ekstra üzerine ilave etmeyin. Eğer ederseniz hemen yolculuk yapın, böyle beklerseniz damlıyor. Bilginize, bu da size bir bilgi olsun. Arkadaşlar araçta aile olduğu için çok fazla video çekemiyorum sizler için. Şu an mola verdik. Saatimiz 2'ye yaklaşıyor. Konya'dayız. Ortalamamız 5.3. Eksi 2 dereceyiz. Ara ara eksi 6, eksi 7'lere kadar da yükseldi soğukluk. Hava soğuk olduğu için şu an pek düşüremedik yakıtı ama tabii ilerleyen zamanlarda daha çok düşecektir. Kendinize iyi bakın. Ara ara yol detaylarını vereceğim sizlere. Allah'a emanet olun. Uzun yolda 7 litreden aşağı düşmez diyenlere gelsin bu da. Bu arada 110'dan aşağı düşmedik. Haberiniz olsun. Ortalama hızımız 43 kilometre. Bu ortalama hız 70'lere çıktığında çok çok daha iyi düşecektir. Otobandan geldiğimiz için çok fazla rampa vardı. Nereden baksan 300 kiloya yakın ekstra yük var bagajda. 6-7 kişiyiz yani. Araçta ekstra bir ton yük var diyebilirim size. 110'dan aşağı düşmedik. Birçok aracı da solladık diyebilirim. Ortalama hız 43, 5.3 fullemiştik. Kalan yakıt 576 diyor ama arkadaşlar buna aldanmayın. Bir 300-400 kilometre daha gideceğiz ancak o kadar yazacak. Size söyleyeyim. Yani bu 1 kilometre 10 kilometre sonra düşüyor. Yakıt azaldıkça yükselecektir bu. Evet arkadaşlar, şu an bir dinlenme tesisindeyiz. Bir petrol ofisindeyiz. Yakıtımız hala 5.1. 110'dan düşmedik. Yarım depodayız şu an. Yaklaşık 400 kilometre yolumuz kaldı. Yolda ara ara detayları size vereceğim. Görüşürüz. ...779 kilometre gittik. Kaç kilometre kaldı? Kalan hala 228. Benim. 5.1. Kozaya kaya bakın. Ben geriye sarsam. Arkadaşlar şu an dinlenmeye geldik. Ortalama 800 kilometre yol gelmişiz. Saat 8'e 18 geçiyor. Şu an Dinar'ı geçtik. Aydın'a yakınız. Çeyrek depo yakıtımız var. 1,900 dolar. Yakıt alırken araç 160.015 kilometreydi. Şu an tek depoyla 885 kilometre geldik arkadaşlar. Kalan yakıt 126 kilometre. 4,9 yakmışız. Şu an dinlenmeye geldik. Detayları yolda aktaracağım size. Buradaki trip de normalde 255'lerdeydi. Aracı söndürüp çalıştırdıktan sonra kendiliğinden sıfırlandı. Ondan sonra üzerine 521 ekledik. Siz hesaplayın gerisini. 100 kilometre vardı ama bir 200 liralık daha aldık. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar Kuşadası'na geldik. Şöyle 11-12 gibi geldik. Yol yorgunu olduğum için hemen videoyu alamadım. Biliyorsunuz 200 liralık yakıt almıştık. O yakıttan sonra şu an toplamda 1032 kilometre gitmişiz. Ne etti? Yani 500 liralık yakıt almış olduk. Halen kalan yakıtımız 484 kilometre. Yani biz buna ilave olarak bir de hani Tarsus'a dönüşte ekleyeceğiz. Yani git gel toplam 2000 kilometrede ne kadar yaktı onu göstereceğim. Bu arada ortalama hızımız 59'da iken ortalama yakıt 4,9'a düştü. Yolda zaten gördünüz arkadaşlar, eksi 6'lardan aşağı düşmedik. Hani kış olmasına rağmen gayet yakıtı ideal oldu bence. Şimdi burada da 484 diyor da biz yola koyulduğumuzda 90-100-110 arası gittiğimizde zaten o bayağı yükselecek. Zaten gördüğünüz gibi yarım depodan fazla var yakıtımız. Dönüşte de video çekmeye çalışacağım. İkisini de bir atabilirim. Ayrı ayrı da atabilirim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 4 günlük tatilimiz bitti. Şu an Kuşadası'ndan tekrar Tarsus'a döneceğiz. Biliyorsunuz 350 lirayla bizi buraya tam olarak getirmişti. Yaklaşık 970.000 kilometre. Gelirken 200 liralık da yakıt almıştık. Şu an 482-500 kilometre diyelim. Yakıtımız var. Yolda muhtemelen bir 100-150 lira daha alırız. Yani 700 lirayla 2000 kilometre bizi götürüp getirecek. Şu an ortalama yakıtımız da 4,9. Birazdan yola çıkacağız. Saat 12.30. Muhtemelen akşam 11-12 gibi evdeyiz. mola verdik arkadaşlar. Burası çay mı? Çaya daha gelmedik herhalde. Çay geçti. Yok. Benim şakalar çok düşük. Beni arıyor musun? Tatarlı'ya geldik, Tatarlı. Tatarlı diye bir yer var mı? Arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın, yol yorgunuyum. Sesim biraz boğuk gelebilir. Tarsus'a dönüş yaptık. 4.9 yaktık. Bayağı yüklüydü aracımız. 110'dan aşağı düşmedik. Şu anda geldik. Git gel toplam 1950 kilometre yaptık. 750 lira. Gidiş geliş 750 lira tuttu arkadaşlar. Ama tabi dur kalk yaptık çoğu yerlerde. Yeri geldi. Bayağı bekledik. Ha bir de araç 2-3 gün zaten hiç çalışmadı. Gittiğimiz yerde, haberiniz olsun. Bu güçte, bu motorda bir araç için gayet ideal bir yakıt bence. Eğer sabit hızla 90'la gitseydik mutlaka daha aşağı düşürecektik. Tabi videoda gördüğünüz gibi yolda kar da vardı. -6'ları gördük çoğunlukla. Şu an aracı yanaştırıyorum. Tabi araç bayağı bir kirlendi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.